arkadaşlar, burada size anlatacağım konu şu. Bakın şuradan derinden şey alıyorum, ince toprak. Kanal kapatacağım, boru gözüküyor mu bilmiyorum. Bir de üstelik kumaş boru döşemişler. Kangal boru olsa plastik, o önemli değil de. Şu boruda arkadaşlar, normalde kürekle üstünü ince malzemeyle kapatmaları lazım ki kapatma olduğunda taş maş kesek geldiği zaman boruyu kırmasın. Ama maalesef yapmamışlar. Bu konuya sizler dikkat edin arkadaşlar. Belki insanlar ilk yaptırıyorlardır, bilemeyebilirler, konuya yabancı olurlar. Bu gömlekleme dediğimiz olayı yaptırın. Yoksa boru sağlıklı olmaz. Çökme yapar. Aslında bunun adı çamur borunu. İyi değil. Niye? Boru bazı yerde fazla çöker, bazı yerde az çöker. O yüzden pek sağlıklı olmaz. Zaten bu bir akıntıyla giden şey. Belli bir derece akıntıyla gider. Ufak manalar bulduğu zaman akıntıya, kote ve kot değişiklikler bulduğu zaman sıkıntı yaşanır. Basınçlı gitmediği için, kendi cazibesiyle gittiği için kota göre. Aslında desteklenmesi lazım da önceden sürekli. Bir de burada bakın, kanalın kenarı olduğu için akıp gitmesin diye hem kanalın içine dökülmesin malzeme, hem de duvarı oluşturmak için bir taraftan da duvarın altıyla basıyorum ki duvar zemin dayansın. Yarın su geldiği zaman en ufak bir su da alıp gitmesin, açmasın kenarını diye. Hafif hafif de, çok değil. Hafif hafif de kovanın altıyla bastırıyorum ki biraz zemin sağlamlaşsın hafif oldu. Bunu çok fazla basmayacağız ki. Dediğim gibi borunun altı da çamur olduğu için şeyini bozmayalım. Akışını bozmayalım, yani kutunu bozmayalım. Kovanın altıyla, yani baba tabirle kovanın götüyle diyelim. Şöyle, yani biraz da hafiften doğal görüntüyü de yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Derenin şeyini, görüntüsü de biraz yakalamış oluyoruz. Yaptığınız iş sizi yansıtır arkadaşlar. O yüzden yaptığınız yeri temiz bırakmaya çalışın. Hani o tuvaletlerde yazar ya, nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak falan filan. Veya bulduğun gibi bırak falan yazar, onun gibi aynı. Burada da çevreyi de mümkün olduğunca ilk başladığımız gibi bırakmaya çalışın. Daha kötü yerleri varsa onları düzeltin daha. Hani böyle baştan savma ya, olsun bitsin. Kaçayım gideyim şeyi de yapmayın işinize. Kendinize yakışanı yapın. Öyle düşünün bak, işi yaparken bu yakışır bana. Bu yaptığım iş bana yakışır. Değil. Ona göre kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu yapın. Size tavsiyem de büyüğünüz olarak kardeşim. Ha, sen zaten soruyu sormadan benimle niye kusursun?
haram katayım ki. Müşterimiz bize güvenmiş, göndermiş, başımızda durmuyor. Bu adamın güvenini niye boşa çıkarayım? Arkadaşlar, bir insanın güvenini kazanabilmek çok önemlidir. Bakın buna, sizin çoğunuzun yaşı genç daha takipçilerim. İleride anlayacaksınız. Birilerinin size güvendiğini bilmek çok güzel bir şeydir. Yani bir insanın güvenini kazanmak bazen para kazanmaktan çok değerlidir. İlker, şu boruyu bir alıver şuradan ya. Şu boruyu. Her yerde para yetmez arkadaşlar. İtibar. İtibar denen bir olay olacak. Adımız geçtiği zaman adam size küfretmeyecek. Yani bunu yapmak kendinize yatırım oluyor. Bir şey düzgün yapmak, iyi de yapmamak aslında kendinizin yatırımı oluyor yani. Kendi itibarınızı diri tutuyor, ayakta tutuyor. Sizi önemsettiriyor itibarınız. Ama itibarınız olmadığı zaman istediğiniz kadar para kazanır. Boş. Hiçbir şeyi parayla alabilmek değil bir yerden. Sözüne alabilmekten. Yani bir esnafa gittiği zaman bir malzemeyi alırken veya da evine ya fark etmez işinde değil. Sözün para etmesi önemli. İtibarınıza sahip çıkın arkadaşlar. İtibarınızı parayla değiştirmeyin. Parayı bakın az veya çok şekilde her yerde kazanırsınız. Yani 100 lira kazanırsa sen 50 kazanırsın, 10 kazanırsın, 5 kazanırsın ama kazanırsın. Ama itibarı kaybedersen daha hiçbir şey kazanamazsın. Her şeyin biter. Bunu özellikle yanlış anlamanız için üstüne basa basa defalarca söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu işi başımda adam yok. İstesem bana ne derim, har vurur har masa vurur giderim. Ama bu insan buraya bir masraf etti. Bir para harcadı, emek sarf etti. Bu insanın da çabası boşa gitmesin. Benim sırf kendi menfaatim için burayı bir an önce bitirip kaçabilmem için bu adamın işi kötü olmasın. Çünkü niye? Kolay değil. Geçen geldik 15 saat çalıştım. Tırnakliyesi. Adam buraya boru getirdi, kum getirdi, çizimi getirdi. Dünya masraf etti. Bu insanın emeğinin boşa çıkması yazık, günah. O insanın da emeğe boşa çıkmasın. Bir şeyler için çabaladı. Bu yönden bir de işin bu yönü var. Ahlaki boyutu. İnsanlara adamın parasını çalmışım. Ha bunu yapmışım. Bu da bir nevi o anlama gelir yani. Ben biraz çok konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah biliyor ya. Size bir şeyler verebilmeye çalışıyorum. Yani birilerine bir faydam olsun diye uğraşıyorum. İnşallah oluyor da yani. Ha dediğim gibi bazıları biz bir meyve ağacıyız. İsteyen meyveyi yer. Kimisine göre meyve ağacı, kimisine göre kavak ağacı. Kimisine göre de hiçbir şey. Kişiden kişiye fark eder. Hani meslekle alakası olmayan kişiler izlemediği için ona bir şey diyemeyiz adama. Ne diyeceğiz? Yani kimisi de der yeter. Yani lafa ütülebe der. Yani bakış açısına göre bizim durumumuz değişir burada. Envai çeşit meyve ağacı da olabiliriz. Gölgesinde oturulacak sadece sıradan bir ağaç da olabiliriz. Çalı da olabiliriz yani kişilere göre. Değişir. Bakış açısına göre değişir. Neyse ben uzatmayayım. Yine saçmalayacağım. Eyvallah.